Şekerle ilgili bütün rahatsızlıklarda aslında temel tedavi kan şekerini düzene sokmak ve dengelemektir. Belli bir aralık tanımlarız. O aralık içerisinde şekeri tutmaya çalışırız. Çünkü yüksek şekerde tehlikeli, düşük şekerde son derece önemli olumsuzluklara yol açabiliyor. Bunu yapmak için bir kere ilk önce diyet ve egzersizle mevcut şekerin düşülmesi, yani de şeker enerji kaynağıdır, yakılamıyor, kullanılamıyor, birikiyor. Biz egzersizi artırırsak ve az yemesini sağlarsak bireyin hem... Kullanımını artırarak şekeri hem de vücuda girişini azaltarak kan şekerini belli bir seviyeye düşürürüz ve orada dengelemeye çalışırız. Artı tabi ilaçlarımız var. Bunlar e, insülin etkisini artıran ilaçlar ve aynı zamanda pankreastan insülin salgısını artıran ilaçlar. Bunları kombin ederek insülini biz kan değerlerinde kan değerlerinin normal düzeylerde olmasını sağlayarak şekerin regülasyonunu normal düzeylere sokmaya çalışıyoruz. Yani baktığımız zaman ilk önce yaşam tarzı değişikliği, ideal kiloya inmek, diyet artı egzersiz, arkasından ilaçlar, şekerin insülinle düşürülmesini sağlayan veya insülin etkisini artıran ajanlar ve en sonunda bunlarla da istediğimiz sonuçları yakalayamazsak da tedaviye insülin ekliyoruz. İnsülin en etkin şeker düşürücü ajandır. Onunla biz tedaviyi şekerler normal sınırlarda, aralıklarda olacak şekilde gerçekleştiriyoruz.